Arkadaşlar ben Avrupa'da İngiltere dahil 7 ülke falan görmüş bir insanım. Almanya'ya da daha önceden gelmişliğim oluyordu yani. Daha önceden Almanya'yı 2-3 kere ziyaret etmiştim. Ve açıkçası buradaki yaşam tarzını ve insanların hayata bakış açılarını pek sevdiğimi söyleyemem. Ve yani gerçekten yabancıya kapalı bir kültürleri var. Hani illa Orta Doğulusun falan diye değil. Bu Ukraynalılara da böyle yabancıya kapalı bir kültüre sahipler. Ama ne hikmetse en çok da insana ihtiyacı olan ülke Almanya şu anda. Yani kültür olarak, yaşayış biçimi olarak, karakter olarak ben Akdeniz insanlarını, işte İspanya'nın, Portekiz'in insanlarını ve kültürünü daha çok seviyorum. Ve aslında oralarda yaşamayı daha çok isterdim. Fakat o ülkelerde Almanya'nın sunduğu ekonomik imkanları asla sunmuyor. Yani eğer hazırda param olsaydı, gerçekten böyle rahat da geçinebilecek bir durumda olsaydım, Almanya'ya değil o ülkelere giderdim. Ben şu anda her şeye sıfırdan başladığım için öncelikle Almanya'ya adımımı attım. Yani Almanya gerçekten fırsatlar ülkesi her anlamda. Yani dünyada bu kadar fırsatlar ülkesi diyebileceğimiz iki tane ülke var. Birisi Amerika, birisi Almanya bence. Yani benim kendi şahsi görüşüm. Yani ben Amerika'yı medeni bulmuyorum, modern bulmuyorum, cahil bir toplum olarak görüyorum. Amerikanların çoğunu ve bence bu konuda da haklıyım. Onlar tarihte birçok bedel ödemiş ve buna rağmen kalkınmış bir toplum. Yani her şeyi çok iyi biliyorlar. Sadece yabancılara karşı hoşgörülü olmayı ve açık görüşlü olmayı bilmiyorlar. Öyle dediğime bakmayın. Yani ben burada herhangi bir ırkçılık vesaire yaşamadım ama yani kapalılar. Yani böyle arkadaş yapmak, işte biriyle tanışıp konuşmak, görüşmek, sohbet etmek falan çok kolay olmuyor. Yani kapalılar gerçekten. Ben işte Portekiz'deyken, İspanya'dayken falan böyle 2-3 günlüğüne kaldığım yerlerde bile arkadaş yapıyordum yani, hostellerde falan. Burada öyle işlemiyor yani. Burada sadece Türksen Türklerle arkadaş oluyorsun, Azerilerle arkadaş oluyorsun. Ya da böyle birkaç Orta Doğu'dan gelenlerle ya da Doğu Avrupalılarla falan arkadaş olabiliyorsun. Yani burada bu kast sistemini çok keskin bir şekilde hissediyorsun. Avrupalı, Doğu Avrupalı, Orta Doğulu, işte daha da kötüsü daha Orta Doğulu. Yani Afganistan, Pakistan gibi ülkeler. Yani burada harbiden pasaportunu hissediyorsun. Pasaportunun değerini sana hissettiriyorlar. Buna rağmen böyle çok fazla şikayet edemeyeceğim çünkü buradaki imkanlar hiçbir yerde yok şu anda. Yani yarı zamanlı olarak çalışıp 800-900 eurolara kadar kazanabiliyorsun. Yani böyle bir imkan hiçbir ülkede yok şu an bence. Ve yani yaşadığın ülke de gerçekten güzel, güvenli, sakin. Yani Amerika'da birçok insanın güvenlik konusunda şikayetçi olduğunu biliyorum, duyuyorum. Yani Amerika'da birçok kadın bile dışarı çıkarken korkarak çıkıyor. Bazı şehirlerde özellikle. Ama Almanya'da böyle bir şey yok. Almanya'da her yerde devlet var, kurallar var ve bu insanlar kurallara uymanın değerini biliyorlar. Yani kurallara ceza yememek için uymuyorlar. Kuralların gerekli olduğunu bildikleri için uyuyorlar. Yani Türkiye'deki gibi ceza yememek için kurallara uyma diye bir felsefe yok. O yüzden gerçekten Alman milletine saygı duyuyorum.